ben onun ya bu kızıyım. Saatten sonra kızım sana haber mi vereceğim? Seni 26 yaşına kadar büyüttüm. Bu saatten sonra sana mı hesap soracağım kızım ya? Ben moment, evlenmeye gidiyorum, ben evleneceğim. Bir dakika. Sen kendin söylemen lazım. Ben Muhalle sana Hanım, hesap mı vereceğim? Zaten ben sana 4 yaşından beri annelik yaptım. Ya, 4 yaşından beri senin babam bizi terk ettiğinde. Siz kim oluyorsunuz da şu an tamam, bana cevap babam veriyorsunuz? Babam bizi terk ettiğinde Şema Hanım. 4 yaşındaydın 4. 26 yaşına kadar ben seni büyüttüm. Muhalle Hanım bir dakika müsaade eder misin? Annelik yaptım bundan sonra benim hakkım 50 yaşına gelmişim. Benim de evlenmeye hakkım. Sokakta mı bulsaydım? Kimin nesin olduğunu bilmiyorsun, tanımıyorsun. Bak buraya anne, geliyorsun. Anne bir dakika, bir dakika. Ben ama senin, bir dakika, ben bir dakika da bir anne. Benim hak, sen evlenince beni kabul edecek misin? Hadi onu söyle. Beni kabul ben evlendim misin, bir de sen oraya çıkıyorsun. Sen kendini benimle mi yarıştırıyorsun ya? Ne alakası var? Sen evlenince sen ben senin yanında oturabilecek sen miyim? Sana bir soru soruyorum. Kızın, bir genç sen kızı evlenince varsa, ben senin yanında oturabilecek miyim? Hayır anne bir dakika beni dinler misin? 50 yaşında bir kadınsan sen senin evinde genç kız varsa senin bu şekilde yapman ya, yanlış anlaşılır. Sema Hanım beni dinler misin? Mahallede yalnız yaşayan iki kadınız. Sema Hanım. Bu kadar bence olmaz. Bu arada kimle karışıyorsun? Bu kadar bence olmaz. Ben sana ne saygısızlığım oldu? Bir de sana hesap soracağım, evlenmeye gideceğim falan filan. Ha bu kadar da olmaz yani. Yusuf benim Bey, de bir hakkım Yusuf Bey'in bir şey bir şey söylemek istiyorum ben Sema. Ben annemle konuşuyorum. Ben ayrıca istemiyorum, kesinlikle istemiyorum Sema, böyle Yusuf, bir evlilik. Yusuf Bey'le konuş Sema. Ayrıca sizin de yorum yapmanızı da istemiyorum şu anda hayır, ben. Hayır yorum yapmıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Okul bitirdiniz mi? Evet bitirdim. Nereyi bitirdiniz? Özür dilerim. Ya şu anda ben sizinle konuşmak zorunda mıyım? Ben onu medeni anlamıyorum. Değil ben sizinle şu anda konuşmak zorunda değilim. Kızım sen medeni değil misin? Okulda medeni, okuyorsun. Evet okulda medeni mi? Olabilirim peki, ama şu anda niye ben özgürlük zaten medeniyim. Annen... Zaten komşulardan duymuşum bunu. Peki, ben sadece annemle var konuşmak. Yani, komşuda nereden biliyorsun? Ne var bir dakika bunda? Ya Muhalle Hanım. Nereden evlenmeye biliyorsun? Evlenmeye geldik biz buraya ya. Ya bir dakika. Nereden Allah biliyorsun Allah. Peki biz anlaşırsak sizin fikirlerinizi almayacağımızı? Benim fikrimi oraya çıkmadan önce olacak. Ben bu dakikadan itibaren hiçbir şekilde ne onay diyecektin, vermiyorum. Ne diyecektin, evlenme diyecektin anneciğim. Hiçbir sizinle de konuşmak bir şey sorabilir istemiyorum. Miyim? Bak bir şey sorabilir. Zaten... Bir çocuğu büyüt, ondan sonra onların kölesi senin ol. Yok ben oraya gidebilirim, anne yok anne ben buraya gidebilirim. Anne olmak süslenip süslenip yayınlara çıkmak değildir. Anne olmak süslenip yayına çıkmak, burnuna hızma takmak değildir. Genç kızlarına kendini yarıştırmak değildir. Anlatabiliyor muyum? Kızım anne, yani 15 bu senedir bu var. Yani bak Sema Hanım size bir şey söyleyeceğim. Sizin yapacağınız bir tek iş var göreviniz. Annenden özür dileyip özgür bırakmanızı istiyorum lütfen. Ben annemden özür dilemiyorum çünkü ben yanlış yapmadım. O zaman ben, size konuşacak bir şey yok. Annem yanlış kalmış olabilir ama bir dakika. Sizin ayrıca yorum yapmanızı da istemiyorum. Annem yanlış kalmış olabilir ama ben her zaman annemin yanında oldum. Ben bunu hak etmedim. Ben her zaman annemin tabii yanında oldum. Tabii önceye kadar da bana yanında olsun, hizmetçin olsun senin. Zaten ben onun yanında olurdum ama bu şekilde benim arkamdan hiç çevirmeyecekti. Anne senin yanında olmadı tamam, mı? Ben kızım? Konuşmak istemiyorum daha Sema Hanım'la. Anne bak... tamam çıksın yayın artık. Yani rezil etsin bizi herkese. Komşular resmen gülüyorlar arkamızdan. Onu söyleyeyim sana. Benim evlenmeye hakkım yok yani. Buraya biz evlenmeye geldik yani. Evlenmek değil olay. Ne? Bizi rezil etsin. Ne var bunda bana ya? Bana haber ne var? Vermeden beni de kendini de rezil ay, etsin. Ay yapma kızım ya. Yapma kızım. Etme böyle be. Yapma. İşte Sema bak şimdi bu program rezillik değil. Evet. Sema sana bir şey söyleyeceğim ablan olarak. Bu program... Gerçekten rezillik değil ve rezil bir program değil. Son derece saygın. Haklısınız. İnsanlar burada gerçekten ama evleniyorlar. Yani ben bir genç kızım İlhan'a o yönden düşünün. Ben bir genç kızım. Tamam ama annenin de en doğal hakkı onun hayatı. Ama ben zaten annenin davranışlarından rahatsız olan bir insanım. Yani normal tamam, yaşantımızda bence... da sosyal yaşantımızda da kendini genç kız zanneden bir insan. Yani her gün başka bir şey yapıyor. Kendini hala 15 yaşında veya 19 yaşında bir genç kız zannediyor. Kendini benimle yarıştırıyor. Kızım normal sen evlenince ben böyle. Senin yanında sen evlendiğin zaman sana. Sema... Evlenince ben senin yanında oturabilecek miyim? Bak çok doğru söylüyorsun. Sen evlendiğin zaman annenle oturabilecek misin? Hadi ya ben annemin evlenmesine karşıyım demiyorum. Sadece bu şekilde yapmasına karşıyım. Bak şimdi sen daha evlilik yapmamışsın. Geleceğin ne olduğunu, ne olacağını bilemeyiz. Ya senin kocan anneni istemezse, ya sen de gerçekten kocanla çok mutlu olur da zaten bu şekilde, bu şekilde bir anneyi kocam istemesin. Kusura bakmayın ama bunu söylemek istemezdim ama... Genç kız gibi zanneden bir anneyi hangi zaten benim eşim olacak insan da diyecek ki nasıl anne bu? Sema bak sen benim yanıma gel.
Tamam, benim yanıma gel, anneni de alalım. Biz burada bunları kendi aramızda konuşalım, çözelim. Bence bunları televizyondan bağlanarak çözmeye kalkman ben zaten bir hata. Ben gelmek istemiyorum. Ben kesinlikle çıkmam, onu söyleyeyim yani. Hiçbir şekilde ben yayına çıkmam. Canlı yayına çıkma, sen gel benim odama, özel odama gel. Bak, Pervin Vatansever de var burada. Seninle bir terapi yapsın, konuşalım. Annenin ne kadar özgür hayatı var, senin ne kadar karışma hakkın var ve nerelerde ne olması gerekiyor? Bunları yatıralım masaya, birlikte tartışalım, karar verelim. Böyle ben bağırmayalım. Tamam, yani sizin yayınınıza değil benim. Tepki. Biliyorum. Tamamen annemin bu davranışına, ben terapiye de ihtiyacım yok. Gayet aklı başında bir kızım. Bence anneme terapi yapılsın. Kendini ben hala bir şey genç kız söyleyebilir zannediyor. Miyim? Gerçekten hala kendini genç kız zannediyor. Tamam, biliyorum. Anlamıyorum yani. Senin de... Anneni kıskanıyor musun, seviyor musun? Yani bu kadar annen aşağılamıyor. Ne var biliyor musun? Aşağılıyorsun. Kıskançlık duygusu, kıskançlık duygusunun farklılıkları. Ben biraz sonra yayından aldıktan sonra Sema'yı Pervin'e söz vermek istiyorum bu konuda. Tam da bu konuda ben söz istemiyorum. Vermek istiyorum. Sevgiyle bağlantılı bir şey. Anneyi paylaşamamakla bağlantılı olduğunu düşünüyorum Sema, senin ben bu tepkini. Kıskançlık konusu varsa burada bir tek kıskançlık var. O da annemin beni kıskanıyor. Ben bu kadarını bile düşünüyorum. Kızım sen mi kıskanıyorsun, ben mi kıskanıyorum yani şimdi? Sen kıskanıyorsun anne. Sen kendine sürekli ne giysem aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Ne yapsam aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Ben de anneyim, sen de annesin. Zaten belli değil. Ne yapmam lazım kızım? Hadi sen akıl ver o zaman bana. Yani ne yapayım? Nasıl giyinmem lazım? Ne var halimde? Yani... İşte senin kurul duymuyor. Ben size söz vereceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum Sema, burada bütün seyircilerimizin arasında ve bizi izleyen izleyicilerin içinde de söylemek istiyorum, bizi izliyorlarsa. Hiçbir anne kızın arasında kıskançlık olmaz, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben yaşadıklarımı biliyorum Ziya Hanım. Yok, sen çocukça düşünüyorsun, hiçbir anne kız birbirini kıskanamaz. Buyurun Yusuf Bey. İsim neydi? Sema. Sema Hanım, burcunuz ne? Alo. Evet, buyurun. Burcunuzu yani söyler misiniz? Aslında sorun şu, ben annemin evlilik programına çıkmasını istemiyorum. Hayır. Kesinlikle. Ben burcunuzu soruyorum. Ben Yusuf Bey'le de konuşmak istemiyorum. Yok anne, senin evlilik programına çıkmasın, hep sana baksın, yemeğini yapsın, ondan sonra sana hizmet etsin. Ama annen evlenmeye hakkı yok. Öyle anne. Ama sen evlenince anneni yanına alabilecek misin? Ben sana onu soruyorum. Güzel ya ben anne tek istediğim evlilik programına çıkmanı istemezendi. Bu kadar bir hakkım yok mu benim bir kız olarak? Benim hakkım yok mu evlenmek için? Ben tabii evlenmeye geldim. Ama yani bu bravo. Şekilde değil. Bu şekilde değil. Allah yani. Biz burada Sema. Biz burada bütün seyircilerimizle sizinle bir gerçekten aile olduk. Yani şu konuştuğunuz konular bizim aile konularımız diye alıyorum. Seyircilerimiz de öyle oluyor. Hepimizin de başından geçebilecek şeyler, her evde de olabilecek şeyler. Önemli olan bu gerçekleri doğru bulabilmek ve sorunları çözebilmek. Hiç bu konuda rahatsızlık duymanı istemiyorum. Herkes geliyor, evleniyor. Bir şekilde evlenmek zorunda insanlar. Yalnız kalmamaları gerekiyor. Değil mi Yusuf Bey? Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir Egemen Bey'den ben Koç burcuyum. Bir evet. Yorum yapmasını istiyorum. Egemen Bey'den yok. Ama şimdi hattayken olmaz. Sema'yı hattayken yapmayalım bir işi. Özür dilerim. Sema, ben birazdan seni hattan alıyorum. Son söyleyeceğin bir şey var mı çocuğum senin bize? Yani benim özetle her şeye geçtim. Sadece beni rezil etmesi. Gerçekten şoktaydım sizi aradığım zaman. Yani ben hayret ettim. Nasıl? Ya şaka yapıyorlar zannettim ben hatta. Böyle bir şey yapmaz benim annem dedim ama yapmış. Yani artık söyleyecek hiçbir şeyim yok benim. Ben bir şey söyleyeceğim. Kızım ben bu cümlenin üstüne çok önemli. Bir saniye beklersen seyircim bir şey söyle sana. Çünkü en sonunda söz vermek istiyorum Pervin. Buyurun. Derim Hülya Hanım. Hanımefendi kızıyla birlikte mi yaşıyor onu öğrenmek istiyorum. Evet, beraber yaşıyor. Beraber yaşıyorsa birlik beraberlik içerisinde o kızımızın da hakkı var. Yani annesi evlensin ona müsaade eder sanıyorum. Ama
anne kız birbirleriyle yani oturur konuşurlar. Kızım yani bugüne kadar ben seni bu yaşa getirdim ettim. Ben artık yeni bir yani kendime bir hayat kurmak istiyorum. Bir eşe ihtiyacım var. Öyle söylüyor var. Zaten tamam, o da. Tamam güzel ama bunu kızıyla konuşmadan. Ama evde çözemedikleri için stüdyomuza taşındı mevzu olabilir. Çünkü o da kızına cesaret edemedi zannediyorum söylemeyi. Bir şey sorabilir miyim Muhalle Hanım'a? Buyurun. Muhalle Hanım. Efendim. Kaç tane çocuk, bunu sormayacaktım ama bir bu tane, olaydan bir sonra. Tane. Kaç tane çocuğunuz var? Bir tane kızım var. Peki biz anlaşmış olursak, kendisi isterse bizim yanımıza da kalabilir. Bu sözü de veriyorum. Ya ben bunları konuşmak istemiyorum. Ben zaten bu yayını tamamen neden annem oraya çıktı, bana neden haber vermedi diye aramıştım. Ben özellikle Yusuf Bey sizinle de konuşmak istemiyorum. Ben gerçekten Hülya Hanım teşekkür ederim yayına bağladığınız Sema, kal orada. Kal orada. Pervin Vatansever'in sana söyleyeceği bir şey var. Bir tamam, uzman gözlüğüyle çok önemli bir şey söyleyecek tahmin ediyorum. Söyle Pervin. Şu soruyu sormak istiyorum. Dedin ki sevgili Semacığım ben evdeyim, komşular geldiler ve annen televizyonda evlilik programına çıkmış dediler. Ben rezil oldum dedin değil mi? Ben doğru anladım. Evet doğru. Aynen öyle dedin. Oradaki 3 tane komşuyla bunu konuşmak rezillik oluyor da canlı yayını arayıp programa bağlanıp tüm Türkiye'ye annenin ve senin özel hayatını deşifre etmek rezillik olmuyor mu? Bravo. Bunu Sema hatırlayacaksın, telefona bağlandığın an bunu ben de üstüne bir nokta koymuştum. Demiştim ki annen bir ayıp yapıyorsa sen ikinci ayıbı yapıyorsun. Özel ama artık yapabilecek buraya... bir şeyim yoktu. Annemi bir şekilde ya bunu yaptığı için aslında biraz da cezalandırdım. Yani beni o şekilde rezil ettiği için ben de onu bu şekilde rezil etmek istedim. Bir dakika. Abla dedi ya çok hani yaman bir kız beraber bu Sema, yaşayalım. Çok yaman valla. Cezalandırdım annemi diyor. Aa. Cezalandın mı peki sence? Sen şimdi cezalandın mı böyle bir şeyden? Hayır niye cezalandırayım? De ki cezalandın. Aynı şekilde Sema sen de cezalanmış olmuyor musun? Kendini cezalandırdın. Ben cezalanmış olmuyorum. Sonuçta ben hiç çıkacağım yönetmeyeceğim. Annem orada. Yani artık bir noktadan sonra Hülya Hanım hiçbir şey gözünüz görmüyor. Gerçekten çok rahatsızım tabii ki böyle ama ya size o anda gözünüz dönüyor. Ya. Hiç bir şey düşünemedim ben aradığım zaman. Gerçekten bunu yaptıysa madem bu şekilde beni rezil ettiyse ben de hiç önemli değil ben de rezil ederim diye aradım. Ben artık daha fazla gerçekten konuşmak istemiyorum. Yani dediğiniz gibi o biz rezil olduysak yeterince rezil olduk kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sen Sema, beni rezil et. Ben seni rezil ettimse sen Sema, de beni rezil ettin kızım. Seni yayından mecburen alıyorum ama bizi tabii ki izleyeceksin biliyorum. Bak şimdi bir son noktaları nasıl koyacağız bu konuyla ilgili. Bizi izle. Belki faydası ve etkisi olacaktır. İyi akşamlar diliyorum Sema sana. Evet Pervin şimdi ne söyleyeceksin? Neden bir kız böyle arar diye biraz konuşmak gerekiyor herhalde. Şunu söyleyeceğim. Kızınızın içinde size karşı birikmiş çok büyük bir öfke var Muhalle Hanım. Ne yaşadınız bilmiyorum. Belki babasından ayrı olduğunuz için o sanırım öyle hikayenizi anlatmadınız. Yusuf Bey merak edip sormadı ama sanırım yıllardır babasız yaşamış olmanın kendi içinde biriktirdiği öfkeyi böyle bir davranışla dışarı çıkarttı. Oysa ki birçok genç kız annesine der ki of anne sen de iyice kendini bıraktın. Şöyle bir toparlan bir kendine bak. Halbuki ne güzel Muhalle Hanım kendine bakıyor işte hızma takmış. Belki hiç gençliğini yaşayamadı. Her şey içinde ukde kaldı. Şimdi bunları yaşama fırsatı buldu. İnsanları yaptıkları ve yaşadıklarıyla eleştirme hakkımız yok. Herkes kendi kaderini yaşıyor. Sonra çok pişman olacaklar ama iş işten öyle geçecek. Peki buyurun siz sorun sorunuzu Yusuf Bey. Ya özür dilerim Yusuf Bey. Kız böyle telefon etti. Hiç önemi yok benim için. Özür bence Yusuf dilemeyin. Bey. Ben kıza söyleyecektim pardon. Evet, bir noktaya, öyle bir noktaya geldik ki şimdi mecbur kaldık. Eski ilişkisini biraz soracağız sizin adınıza. Siz sorun lütfen kendinize. Ne sorayım? Geçmiş ilişkisini biraz geçmiş soralım. Geçmiş ilişkisi benim gerçekten... Ama benim bizi ya, neden ilgilendirdi? Mizacımda ya yok sizi, yani. Benim huyum değil, beni yani, ilgilendirmez. Diyelim ki, varsayalım ki siz evet anlaştınız. Çözüme ulaşabilmemiz için... Şunu sorabilirim. ...bilmemiz gerekiyor Sema ile ilgili çözüme ulaşabilmemiz için. Lütfen sorun. Şunu sorayım ben. Beyinizden ayrıldınız mı vefat evet mi? Ayrıldım. Ayrıldınız. Hı hı. Peki biz evlenmiş olsak görüşecek misiniz? Ben çok hayır, medeniyim zaten ama ben istemiyorum görüşmenizi. Hayır, hayır zaten görüşmüyoruz. O bir. İkinci bir sorum var benim. Gene söylüyorum özgeçmişiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sizinle evlendikten sonra
hiçbir erkek tarafından, size konuşmuyorum bunu genelde, hiçbir telefonun, dostun, akraban haricinde hiçbir telefon istemiyorum çünkü yuvam ondan yıkıldı. Ben de ben kartımı da değişmeye söz veriyorum size. Ama size